Evet. Günaydın Yeni Bakış Web TV izleyicileri. Günaydın sanatçı ve sanatsever dostlar. Günaydın dünyanın neresinden olursa olsun bizi izleyen insanlık. Bugün tanıtıma geçmeden önce bir şiirle başlamak isterim. Akabinde bu dostumun kim olduğunu sizlere söyleyeceğim. Bir bahar özlüyorum, beyaz genelikler içinde. Bir bahar ki atsın o mahmur gözlerini, kış yorgunu çıplak ağaçlar. Uyansın uykusundan yavaş yavaş o buz tutmuş sular. Uyansın sapsarı papatyalarla yemyeşil doğa. Uyansın masmavi gök, çılgın gibi uçuşsun kırlangıçlar, kuşlar. Ben serilip lalelerin, sümbüllerin arasına doya doya bu anı yaşayayım. Ne gam olsun yüreğimde, ne de hüzün. Atsın badem çiçekleri, olgunlaşsın meyveler. Ben tırmanıp dallarına çağla badem toplayayım. Essin rüzgar, dolsun ciğerlerime bahar. Ben bu doğada mutlu olayım. Bir bahar özlüyorum. İçinde hiç olmasın savaşlar. Analı babalı büyüsün, öksüz kalmasın çocuklar. Göç olmasın, sürgün edilmesin yurtlarından insanlar. Bir bahar özlüyorum, öyle bir bahar ki hissedeyim özgür olduğumu ta iliklerime kadar. Evet. Bu şiir ve daha yüzlerce şiirin yazarı, şairi, benim kadim dostum, bir doktor arkadaşım ama doktorluğunun ötesinde müzisyen, öykücü, şair, Doktor Turgay Akalın. Sevgili dostum, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben Fenerbahçe gibiyim derim böyle. Yani ne iyi ne kötü. Ama şiirlerin çok güzel. Sağ ol. Yıllar önce bana verdiğin kitaplarda da bunlar böyleydi. Okuduğumda böyle bir farklılık gelirdi bana. Şimdi yeni okuduğumda bir farklılıklar aldım. Evet. Böyle devamlı üretiyorsun ama değil mi? Evet. Evet. Yani bir şiir üretim fabrikası mı? Yani böyle bir benzeşme gider diye düşünürüm. Yani fabrika demeyelim yani. Yani daha, bir atölye değilim. Belki bir atölye daha güzel olur, evet. Ne yaparız, ne deriz, sağlığımız nasıl? İyi, çok şükür. İyiyiz bu aralar. Nezle grip geçti, sallar sirkeler ama. Ya bir doktor hasta olur mu? Niçin olmasın? O da bir insan. En çok hastalığa da yonlar. Çünkü devamlı hastayla karşılaşıyor. Evet. Sürekli olarak hasta aksırıyor, öksürüyor. Çok rahat bir şekilde o da ama senin kapabiliyor. Doktorluğun dışında şimdi bir de eğitmenliğin var bildiğim. Ben işte kısmet birazcık oldu. Senden bahsedelim mi böyle? Olur, tamam. Seyircilerimiz, evet. Bilenler bilir ama bilmeyenler de böylece öğrenmiş olsunlar. Tamam. Kahvemizi yudumlarken. Olur. Evet. Doktor Turgay Akalın. Ama sadece tıp doktoru değilsin bu durumda. Demin de söylediğim gibi sanat üretim atölyesi. Çünkü şiirler var, besteler var, güfteler var, müzikler var, değil mi? İstersen hiç konuya başlamadan önce senin bir müziğinle olur. Sözlerini ve bestesini senin yazdığın, yaptığın, evet, bir müzikle başlayalım. Tamam. Evet sevgili dostlar. Beste ve güfte sevgili Doktor Turgay Akalın dostumun ve dinliyoruz. Çeviri ve
Nasıl aklına geliyor böyle sözler, besteler, güfteler, hazırlamak, aşım? Yani zor olsa gerek, yani daha doğrusu bana göre çok zor ama. Senin için sevgili dostum? Hiçbir şey müzikte veya şiirde veya öyküde hiç böyle planlayarak yapamıyorsun. İlham dediğimiz bir dürtü var. İnsanın bir şekilde, hani derler ya, ilham perisi geldi. Evet. O an sana geliyor. Herhangi bir şeyde etkileniyorsun. Dışarıdaki işte, örneğin trafikten, yağan yağmurdan, seninle şu anda konuşmamızdan, hoş bir gülüşten vesaire. Bunlar hepsi bir şeyler çağrıştırıyor. İşte o çağrıştırılan şey aslında beyinde önceden hazır olan bazı birikmiş olan malzemenin bir şekilde tezahür etmesine yol açıyor. Ne oluyor? Şiir oluyor. Ne oluyor? Beste oluyor. Hiçbir zaman insan beste yaparken, örneğin ben elime kağıdı aldım ve buradan yazacağım diye bir şey söylemiyorum. Önce kafasında oluşuyor, beste olarak dudaklarından dökülüyor. Fakat en güzeli beste yaparken güften de üzerine aynı şekilde oturabilmesidir. Eğer önce beste yapar, arkasından güfte ararsanız aynı güzelliği bulamazsınız. Bu bir şekilde bir yetenek. Bu yeteneği üzerinde de tabii Tanrı'dan gelen bir yetenek. Bu kendinin üzerinde var olan, bu sonradan ne kadar eğitirsiniz eğitin, bu istediğiniz verimi alamazsınız. Tamam mı? Yani bu böyledir. Sonuç nereye getirir sizi? Bir eser çıkar ortaya. Yani orada görüyorsunuz ki, ha eğer elinizde önceden makam bilgisi, müzik bilgisi varsa, bunu notaya dökebilirseniz, bunu makamına oturtabilirseniz, o zaman sizin önünüzde çalışma alanı çıkıyor. İşte bir süre çalışıyorsunuz. Daha geniş bir yelpaze.
Güfte ya da şiir çok daha farklıdır. O anda bir solukta yazılacak olan bir şeydir. Yani eğer ki bir şiiri oturup bir solukta yazamazsanız yoktur ortada bir şey. O zaman o şiirin ne ahengi kalır ne de şiirin kendisi. Yani kafanızda oluşan neyse o an kağıda dökmeniz lazım. Onun için çok korkarım ben. Bazen bana gelir ilhamlar. İlham gelir ve yazmam gerekir. Elimde kalem yok ama her zaman için cep telefonum var. Ona söylenir. Ona kaydederim. O bittiği zaman da onu kağıda dökerim. Evet. Hiç böyle şimdi biraz eksantrik gelecek, biraz uç olay olacaktı belki ama tıp doktorluğu var, evet. Ve hasta muayene ediyorsun. Evet. Tabii şimdi emeklisinde bak doktorluğun da emekliliği, evet. Olmaz yani mutlaka bir hastan vardır, birileri gelir. Aksın bir şiir, bakarken onun bir konuşması, yani ondan etkilendiğin ve kağıda dökmek istediğin ve döktüğün olaylar oldu mu, şiirler oldu mu böyle? Mutlaka olmuştur diye düşünüyorum. Mutlaka olmuştur da hiçbir zaman orada bölemezsin yani hastaya muayeneyi. Ben şiir yazacağım, bir dakika bekle. Diyemezsin ama. O canlılık kalır. Bittikten sonra ne kaldıysa yazarsınız. Yani burada şiir yazarken veyahut da beste yaparken yapılacak olan tek şey benim için yanımda bir tane kayıt cihazının olmasıdır. En önemli kayıt o anda aktarılır. Evet. Ve devam eder. Sonra kağıda dökülüyor. Evet. Kaç şiir? Vallahi yani şimdi bende 3 kitap var. Ben kaç şiirim olduğunu bilmem. 300, 400 yani hala yazarım. Çoğu şiirim, en az 2 kitaplık şiirim var. Onu basamadım. Hep üzülürüm. Vakit bulamadım. Çünkü şiir yazmak bir olay ama şiiri kitaplaştırmak çok daha farklı bir şey. Yani bu oturup onun düzenlenmesi gerekir, kitaplaştırmak gerekir ve her şeyden önce vakit gerekir. Benim en hayatım boyunca en sıkıntım vaktim olmamasıdır. Zaman benim yani. İçin çok maalesef eksik olduğum, tek sahip olamadığım şey o. Hep dolu. Her zaman, her dakika dolu. Şimdi öğretmenliğiniz de var değil mi? Bir üniversitenizde. Şu anda Kıbrıs Amerikan Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. İşte biliyorsunuz, işte 3 yıl kadar önce eşimi kaybettim. Eşimi kaybettikten sonra da mesleğe kısa bir süre dedim, ara vereyim. Rahatsızdım. İşte biliyorsunuz, kolay değil o duyguyu yaşamak. Bu arada arkadaşlar işte gel, ihtiyacımız var. Deneyimlerini anlat falan diye başladık. İşte 3 yıl oldu. 3 yıl oldu şimdi. Evet. Öğretim görevli devam ediyor. Evet. Oradaki o öğrenci yapısı da insanı biraz hem gençleştirir hem de üretime yeter diye düşünüyorum. Şimdi bana dinamizmi yaratan eski bilgilerimi tekrar hazırlayıp öğrencilere sunmamdır. Yani ben bir şeyler paylaşıyorum artık. Yani eskiden hastalarımla paylaştığım şeyleri ki bunlar bende büyük bir deneyim oluşturdu. Teorik bilgilerle tekrar birleştirip onu genç nesle veriyorum ben. Bu benim için çok ayrı bir heyecan. Tekrardan gençleşiyorsun. Elbette. Zaten insan bazı felsefik yapılarda, kitaplarda okuduğum yaşlanmaz. Kendini bıraktığı zaman yaşlanır. Yani beden belki yaşlanmıştır ama ruhu yaşlandığı zaman bitmiş demektir. Genç çocuklar, öğrenciler arasında insan o yaşsızlığını, enerjisini tekrardan bulur değil mi? Ayrı bir enerji bulduğum kesindir. Ancak tabii yaşlılıkla alakalı süreç kendi biyolojik saatinle alakalıdır. Yani biz şimdi eskiden beri kitaplarda hep yazar. Bir alın yazımız var ve orada da işte neyse o olur denirdi. Evet. Aslında tıbbi karşılığı bunun bizim kendimizin genlerimizde yazılı olan kodlardadır. Biz ona anlatabilmek için biyolojik saat diyoruz. Yani şimdi biz kendi genlerimizde hangi hastalığa sahip olduğumuz, ne şekilde bir kader bizi beklediğini onlar hep sahibiz. Zaman gelir belli takım olaylar bu süreci ya hızlandırır ya yavaşlatır. Evet. Bizim sıkıntımız burada. Bunu yani bu yaşadığımız ortamı kendi sükutu içerisinde
o rahatlığı içerisinde yaşamamamızdır. Ve sürekli o stres içerisinde bütün insanlar koşturuyor. Yani biz sürekli olarak kendi sonumuzu hazırlıyoruz. Ha, yaşamanın kendi gayesi, kendi hedeflerindir. Eğer bir hedef koymazsın yaşamakta, sen ömrünü uzatamazsın. Benim görüşüm o. Ha, ben sürekli olarak hedeflerin peşinde koştum. Sürekli işte şiir yazdım, evet tamam. Beste yaptım, evet tamam. Öykülerim var, evet ne oldu? Ben sürekli olarak bir devinim içindeyim. Hayatımı ben bu şekilde planladığım için, programladığım için okulda çıktı tabii. Tabii. Yani ben ne oldum, ne olacağımı düşünecek zamanım yok. Ama onu düşünmenin hiç gereği yok. Evet. Tamam. Yani aynı düşüncedeyim. İnsan kendi bedensel yapısı içerisindeki DNA'sıyla kodlanmıştır. Ve bu evet. kodlarla birlikte yaşamını sürdürür. Bir yerde de bitecektir ama evet. bu süre içerisinde hayatını güzelleştirmek ya da üretmek insanın kendi elinde. Evet. Sen de üretiyorsun. Şimdi evet. bende 3 şiir kitabın var. Evet. Bunlar içerisinde çok güzel şiirler var ama en az 2 kitaplık daha yazdığın şiirlerden bahsettin. Öyküler de var. Böyle biraz daha eskiye gidersek seni böyle bu olaya iten bir iyime bir şeyler olmuştur mutlaka değil mi? Evet. Yani ne? Tabii 1970'lerde biz bir dernek kurduk. O zaman daha lise 2'yim. Lise 1'i bitirdim falan. Benle beraber Zeki Ali, Cumhur'da şiir yazıyor. Evet. Cumhur'da şiir yazar. Evet, Cumhur'da şiir yazmak. Hıfzı Güzeler, o da şair. Şu anda diş hekim şeyde İstanbul'da. İşte Yusuf Akama, Mustafa Damdeler, Taner Demirliler. Böyle bir dernek kurduk. Adı Genç Sanatseverler Derneği. Kıbrıs'ta şu nerede an... oldu bu? Lefkoşa'da. Lefkoşa'da. Şimdi eğer tarihimize bakarsak ve o zamanlar daha demokrasiye yeni geçiş dersek, o dönemler içerisinde lise döneminde bir derneğin kurulduğunu şahit olduk, yaşadık. Yani biz dernek kurduk lisede. Mucize bir şey ya da yani birçoğunun düşünmediği bir oluşum. Evet. Bu bir dergi ile yayın organına kavuştu. Dergi de Çabaydı. Bir dergi çıkardık biz yani çocuk yaşımızda. Çaban için, çaba ettiğiniz için. Evet, çabaladığımız için. Çabaladığımız edebiyatta, için. Edebiyatta. Yani 14-15 yaşında gençler. Yani 16 yaşında. Ya da 16. Yaşında işte falan daha liseyi bitirmedik. Hı-hı. Aşağı yukarı işte 5 sayı falan çıkabildi. Parayı cebinizden koyuyordunuz herhalde. Hepsi cebimizden oldu. Her zaman. Hayatımda her şeyi ben kendi cebimden koydum. Babanızın verdiği harçlıkları. Aynen öyle. Oh, ne güzel. Çabada işte o zaman ben öyküler yazdım, şiirler yazdım. İşte herkes kendi ürettiğini yazmaya başladı. İşte Fikret Demirhan eserleri orada yayınlandı falan. Bu coşku bizde iğmeyi de oluşturdu içimizdekini. Oraya döktük ya. Vardı doğru. zaten bir vardı şeyler. Vardı içimizde. Ki böyle bir ihtiyaç ortaya tabii. çıktı. Sonra tabii her birimiz yüksek öğrenime gitmeye başlayınca dağıldık. Dağılınca denete dağıldık. Çaba da kapandı. İşte üniversite çabasız kaldı. tabii öğrenim dönemi, yüksek öğrenim dönemi gelince hepimiz ayrıldık. İşte daha sonra tekrar devam ettim. Üniversite hakkında şiirlerimi yazdım. İşte öyküler yazdım falan. Bilahare buraya geldikten sonra da doktorluk hayatına yoğun olarak başladım. Yani 1983'te buraya geldim ben. 15 Kasım 1983 günü KKTC kurulur iken evet, ben de orada uzmanlık sınavına girip ter döküyordum. Sabahtan sınav herhalde, evet. arkasından da KKTC evet. kuruldu. Sınavı bitirdim, işte tamam uzman oldum. Evet. Kapıyı açtı doçent arkadaşlarım, dedi müjde, müjde. Ne oldu? Ne oldu dedim, KKTC kuruldu dediler. Hayatım. Sen içeri federe devlet üyesi girdin. Ben federe devlet üyesi girdim. KKTC olarak çıktı. Çok enteresan. Evet, enteresan. Çok önemliydi bu benim hayatımda. Tam bir nokta çat girdi yerine. İşte ondan sonra işte üniversite deneyimin olacakken para ödeme falan olmayınca tekrar döndüm buraya. Mausa'da da başladım. Mausa Devlet Hastanesi'nde işte 12 yıl kesintisiz çalıştım. Her gün gittin geldin herhalde. Orada yerleştim. Orada yerleştim. Orada evlendim. İşte ben Mausa'yı çok severim. Hayatımda da çok önemli bir yeri var. Fakat beste, müzik çalışmalarıma Lefkoşa'da başladım. İşin en enteresan tarafı bu. Yani, Mausa'dayken bunlara girişemedin. Mausa'da hiç vaktim yoktu. Çünkü gece gündüz çalışıyordum. Tek doktordum ve o da yetmezdi. Bir de Lefkoşa'ya çağrılıyordum. Oraya gidiyordum.
nöroloji uzmanı tek doktor. Bir tane bu Hatice Hanım vardı, bir tane ama o sırada ben vardım. Destekliyorduk birbirimizi. Nefes almak yok. Mümkün değil, sabah kadar çalışıyorsun derken işte buraya geldim. Bir süre sonra işte 96 burada geldim. İki kişi olduk. Tekrar Mausa'ya destek için gönderildim. Tekrar geldim. Bu süreç içerisinde de artık yavaş yavaş toplayayım dedim. Her gittiğim yerde şiirlerim kayboluyor. Devamlı ev değiştiriyorum. Dağılıyor. Dağılıyor. Hiç toplayamıyorum bir türlü kağıtlar. İyi saatte olsun. İsmail Bozkurt'un bana bir sözü var. Der ki, doktor yaz, yazdıklarını bir kitapla topla. Yoksa kaybedeceğim, bulamayacağım. Doğruydu söz. Çok sevdiğim, buradan da kendini yad edeyim. Çok sevdiğim bir büyüğümdür. Derken turnalarda yazmaya başladım. Turnalar onların çıkardı. Kıbatekin çıkardı. Turnalarda evet. Hatta onun mütevelli heyeti falan olarak girdim. Sonra tekrar Mausa Lefkoşa öykümden dolayı da ben Kıbatek'ten ayrıldım. Zamansızlık herhalde burada. Vaktim yok. Gidip şimdi burada görev yaparken Mausa'ya gidip de tekrar toplantılara katılmam mümkün değildi. Ha, doğal olarak. O açımı birden ortadan müzik doldurdu. Ansızdan birden o zamana kadar ben bağlama çalardım. Sonra dediler ki arkadaşlar ya bir şey derneği kuruyoruz. Müzikçi cemiyeti kuruyoruz. Girne'de. Gelsen de. Ben nasıl? Gittim işte iyi bir şeften şey aldım. Ud dersi aldım. Şef? Buradan söylemeyeyim artık isimleri. Reklama girmeyelim. Evet. Reklama girmeyelim. Doğru. Hatta en çok sıkıntım reklama girmek istemem. 3 ay içinde ben Ud'u öğrendim. Ud'u çözdün. Çözdüm. Çok güzel. O da yetmezmiş gibi beni konsere de çıkardılar. Hiç unutmam. Çok önemli Türkiye'deki bir sanatçının arkasında Ud çalacağım. Ben elim ayağım titriyor. Daha yeni ilk defa konsere çıkacağım. Tamam mı? Sene 2002 galiba. 2002 mi 2003 mü ne? Çok da eskidi artık anılar. Derken gümbür gümbür çaldık bitirdik. Sonra bu arada da besteler yapmaya başladım tabii. Güfteler üzerine. İşte bu 2004'te az önce dinlediğimiz şarkı 2004'teki bir tek albümüm var. İşte Sıla'da Olsan Da diye. Sida albüm. Onun içerisinde yayınlandı. Geldi. Ondan sonra bu parçayı çok sevdik. Doktor Besteciler Bestekarlar CD'sinde de aldık. Sağ olsun Cem de okudu, Bahar da okudu. Dolayısıyla bu parça benim sevdiğim bir bestem oldu. Daha sonra Kıbrıs Türk Sanat Müziği Derneği'ni kurduk. İşte 2004'te, 2004'ten bugüne kadar aşağı yukarı işte 15 senemiz oldu. Sürdürüyoruz zorluklara rağmen, sıkıntılara rağmen ama neticede müziği yapıyoruz. Yaptığımız için de zevk alıyoruz. Yani bizim paylaştığımız bu keyfi seyirciyle de paylaşıyoruz. Senede bir kere, evvelce iki yapıyorduk, şimdi bir kere şey yapıyoruz, konser yapıyoruz. Konser veriyoruz. Dolayısıyla onlarla da paylaşıyoruz. Bence üretip paylaşmak herkesin ideali olması lazım. Ama şimdi yani 2002'lerde, 2003'lerde yine de çocuk yaş değil evet. O dönemlerde evet. Ve bir saz, bir enstrüman. Yani bilmediğim bir enstrümanı öğrenmeye başladım ve bir kısa bir sürede öğrendim. Bu demektir ki insan her zaman her şeyi yapabilir. Tabii. Aman yaşlandım da yapamam, edemem. Benden geçti, bitti falan filan diye bir şey asla olamaz. Tabii. Şimdi değil mi? Yani ben yaş kavramında hep gülerim arkadaşlara. Aa yaşlandık, olmaz bu iş. Aa nasıl başlayayım? Aa bilmem ne. Ya diyorum bak ben bu yaştayım. Üniversitede ders veriyorum. Evet. Bütün yapmam gereken dönemde yapmadıklarımı şimdi yapmaya başladım. Akademik hayata girdim, akademisyen oldum. İşte yükseliyorum. Siz şimdi 40 yaşında, 45 yaşında hesap yaparsınız. Nedir yaşlandık. Bu hesap? Yaşlandık. Olamaz öyle dün bir şey. Dün bir arkadaş geldi, avukat arkadaş geldi. Üniversitede öğretim üyesi, part-time çalışıyor. Yanıma, ya işte, ya oğlum sen kaç yaşındasın? 42 yaşındasın. Tamam. İyi, güzel. Bir hesap yap. Gel hemen doktora yap. 4 sene. 3 sene bekle doçent için. 7 sene. 49-50 yaşında sen doçentsin. Nedir sene sonra daha 55. Ben kaç yaşındayım? Şu anda sıfırdan başladım. İnsanlar ne hissederlerse odur. Evet. Ama önlerine hedef koydukları zaman o engel kalkıyor. Yıllar önce bir gazetede okudum.
Bazen programlarda da bahsedilir bu olaydan. 82 yaşında bir Türkiye'li emekli profesör Amerika'da piyano dersi almaya başladı. Evet. Yani 82 yaşında artık dersin ki ya ölü bir ayağı çukurda. Hayır. Yaşama bağlı olan insan asla yaşlanmaz. Ve hedef koyduğu için de şimdi parmaklar o piyanonun tuşundan gider. Evet. O hedefini koydu. Bıraktığımız zaman yok oluruz. Doğru. Değil mi? Evet. Bu yüzden sen üretmeye devam ediyorsun. Belki de kafanda başka bir şeyler de vardır. Yani şimdi ben ut çalarım ama belki de yarın kemanda düşünürsün değil mi? Ya da başka bir şeyler. Çünkü hedefsiz asla olmaz. Evet. Yani müziği doya doya yaşamak istiyorum. Benim birinci ilkem o. Birinci hedefim bu. İyi bir grup kurmak istiyorum. Yani şu andaki yaptığım Türk sanat müziğinin klasik yapısı içerisinde bir formatın oluşum. Nedir burada? Yani benim düşüncem, yani ilerideki düşüncem, arkadaşlarımla onu paylaşıyorum. Bir müzik sazlardan oluşan grubu oluşturmak. Yani belki de enstrümantal yapmamız lazım. Yani bu bizim için eksik olan ülkedeki bir şey. Yok böyle bir şey. Yani bizim eserlerimizi sözde olan sözünü çıkarıp altını tekrar düzenleyip enstrümantal parçalar çıkarmamız lazım. Belki Türk sanat müziğinde yeni bir takım şeyler üretiriz. Ama yani bunlar için benim en büyük sıkıntım yine vakit. Vaktim yok. Biliyorum, gerçekten biliyorum. Çünkü defalarca konuştum seninle. Evet. Ancak da gelebildin. Çünkü zaman fakirisin, evet. Bilirim. Evet. Tamam, yani şimdi tanımam. Eskiden beri tanıdığım bir dostumsun. Evet. Bu zaman fakirliğinin içerisinde bir şeyleri yerleştirmeye, sığdırmaya çalışıyorsun. Evet. Ama hedef koymak güzel. Evet. Bu arada müzikteki formatını ben merak ettim. Klasik müzikte şimdi dallar, tarzlar falan da vardır. En çok sevilen, bilinen Nihavend formatında, şarkı formatında şarkılar yani vardır ama hiçbir zaman, ağırlık olarak... Yani ben hiçbir zaman Nihavend yapacağım. Kürdü olacak bu. Ya da Kürdili Hicazkar falan değil. Hicazkar değil, yani benim aklımda olan neyse odur, yazarız biter. Yani sıkıntı benim şu anda müzik ya da besteyle alakalı değil. Sıkıntım kafamda koyduğum hedefim. Yani bundan sonraki süreçte nasıl bir adım atmam lazım müzikte? Sürekli olarak Türk sanat müziğini tekrarlayacak mıyım? Aynı makamlar içerisinde de bu şekilde bir hedefim mi olmalı? Yoksa bunun dışında ya buna ek olarak başka şeyler de yapmamız lazım. Yeni bir şeyler mi yapmamız lazım? Mesela bunun uğraşısı içindeyim. Belki vakit bulur işte o grupla beraber. Var mı böyle konuştuğunuz arkadaşlar? Bu grubu var, yani mesela için iki tane şey yapmak istiyorum. Bu enstrümantal parçalar yapmak istiyorum. Tasavvuf müziğini, sufi müziği falan belki arkadaşlarla oturturuz. Yani bir takım projelerim var. Vaktim olursa inşallah onları yaparız. Vakit bulunur. Evet. Ve yapılır. İnşallah. Ben o enstrümantal CD'yi görmek, dinlemek isterim. Çünkü enstrümantal farklı bir ruh verir insana. Evet. Yani söz ön plandadır şarkıda ama enstrümanta berabersin sen. Evet. Yaşamın içerisindesin. Tabii. Şimdi ben merak etmeye başladım. Başka neler var hedeflerimizde? Herhalde iki kitabı da beraber düşünürsün. Vallahi vakit bulursam, ki artık bu sene herhalde izin alacağım. Belki yazda bir sıkışıklık olmasın artık. Kitaplarımı toplamak istiyorum. Şiirlerimi tekrar bir kitapta toplamak istiyorum. Öykülerime hiç önem vermedim. Yazar atarım. Hiç onları bir kitaplaştırmam lazım. Yarın yani herkes söyle mesela üçüncüyü gelmiştim biliyorsun işte 2 yıl önce 2016'da işte Kaşgarlı Mahmud'un Kıbrıs Ayağı'nda ama hep bana sorarlar yani öykü kitabın var mı? Öykü yazarsın, nasıl olur bu iş? Onu bildiğim kadarıyla bir uluslararası ödülün de vardır öyküde. Var. Biraz mütevazi davran ama açalım bunları da. Tamam, ödüllerden çok hoşlanmam. Evet, gelir giderim evet. Var, müzikte de ödülüm var işte. Önemli değil yani, önemli olan üretmek. Yok, önemli. Önemli değil çünkü yani Kıbrıslı kimliğimiz içerisinde biz hep hiç sevmediğim bir kelime kullanacağım, yerel olarak görünüyoruz. Ama ben yerel değilim, ben de dünyalıyım ve varlığımı eserlerimle dünyaya kabul ettirebilirim. Yani burada mütevazi olmak belki bir yere kadar gider ama evet ben varım ve ürettim ve dünyada da kabul gördüm demek de doğrudur. Yani bu şeyi, hedefi eğer dünyaya doğru açacaksak o zaman hep kafamda şey vardır. Yani
projeler sadece bizim bireysel çabalarımızla falan sürdürülemez. Yani bizim arkamızda en azından ciddi bir finansman olması lazım. Bir yere kadar kitap çıkarız, bir yere kadar müzik yaparız, bir yere kadar CD çıkarırız. Ama uluslararası tanıtım başka bir olay. Yani bize yer arkamızda devletin bu konudaki bize vereceği desteği bulamazsak... yani hiçbir anlam ifade etmez. Anlam, yani ben şimdi grubumu alıp Türkiye'de konser veremiyorum. Bu bir bütçe gerektirir. Yaptığım müzik istediğim kadar olsun. O müziği dışa yaymak için benim bir araca ihtiyacım var. Bana arkada birisi destek olması lazım. Alıp benim eserlerimi yurt dışına yayması lazım. İşte devlet burada. Şimdi evet. İstersen sevgili dostum, rejiden haber geldi, bir ara verelim. Evet. İki dakikalık bir ara. Sonra kaldığımız yerden tamam. Hatta ve hatta senin şiirinden, senin sesinden dinleyeceğimiz tamam, bir şiirde olur. Başlayalım. Okay. Ne dersin? Tamam, tamam. Olur. Sevgili dostlar, çok kısa bir ara. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Günü ve gündemi yeni bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adının tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil... Adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, Adanın tarafsız gazetesi. Yeni Bakış Web TV, yeni neslin televizyon anlayışıyla web formatında yayınlarını sizlerle buluşturuyor. Zengin kadrosu ve tarafsız habercilik anlayışıyla haberden sanata, çevreden yaşama kadar toplumun nabzını tutan Yeni Bakış Web TV sizin sesiniz olmaya devam ediyor. Dostlar, ara demiştik. Bir ara hemen geçti ve biz sevgili dostum Turgay Akalın da ve onun sesinden duyacağımız şiirinde demiştik. Evet. O şiirde kalmıştık. Hangi şiir sevgili dostum? Sevdiğim bir şiir bu. Bana bir masal anlat. Dinleyelim. Bana bir masal anlat. Çocukluğum olsun içinde, annem olsun, ancak hiç ağlamasın. Bir deniz kenarı olsun, mesela iskelede, sahilde. Rıhtımın bir köşesinde ben dedemle balık avlıyor olayım. Dalgalar vurdukça köpüklerinden sırılsıklam ıslanayım. Nenem olsun o sıralar orada, o müşfik elleriyle, ıslanan urbalarımı değiştirsin el alemin içinde. Suratım al al, başım eğik, ben utancımdan kahrolayım. Ama sen hep kahramanım kal, pamuk prensesim. Ben bu masalda senin beyaz atlı prensin olayım.
bana bir masal anlat. İçinde savaş olmasın. Kan, barut ya da hiç hastalık olmasın. Çünkü ben bıktım savaşlardan, hastalıklardan. İçinde barış olsun, umut. Sevda olsun içinde ulaşamadığım tüm özlemlerim. Bu masalın içinde sen olmalısın. Bir köşesinde de uçurtma uçurtmalıyız. Mesela Tiananmen'de. Hani savruluyormuşuz gibi rüzgara ya da çıkıp tankların üzerine yeni bir devrim düşlüyormuşuz gibi Kızıl Meydan'da. Ya da ayak basıp bir 19 Mayıs günü Samsun'a savaşıp bir baştan bir başa kurtuluşa kadar Anadolu'da Mustafa Kemal'in o yürekli ama meçhul askerleri gibi yine öyle yurtsever, her zaman olduğu gibi dinç ve bitmez tükenmez bir inançla yurduna ve ülküsüne sadık. Bana bir masal anlat. Sana söz. Gözlerimi kapatıp seni dinleyeceğim. Ama ne olur, kafama yatmayacak şeyleri sakın anlatma. Çünkü inanmayacağım. Kişiliğim bu. Ben kolay değişemem, biliyorsun. Ben ki barışa hasret, ben ki ülkeme deli gibi sevdalı. Bana güzel şeyler anlat. İnanç olsun içinde, sevgi olsun. Çünkü yüreğim buruk, yüreğim hala yaralı tüm yaşananlardan. Bil ki ben artık bıktım bu masallardan. Yalanlardan, dolanlardan. Ne olur beni anla. Belki bu yüzden bir yanım hep yarım kalacak. Ama bil ki belleğimde saplanmış duruyor hala o erişemediğim hedeflerim. İşte bu yüzden her zaman hep bir şeyler eksik kalacak. Hani özenle hazırladığım o beyaz düşlerim, bitmeyen bir umutla açıldığım mavi denizlerim, hani büyük bir gürültüyle sapır sapır dökülüyormuş, hani kurşuna diziliyormuş gibi o yiğit savaşçı gençliğim. Tamam, susmalıyım artık. Şimdi herhalde susma zamanı. Söz, artık konuşmayacağım. Yine de bana bir masal anlat, ne olur. Ben kucağına kıvrılıp uslu bir çocuk gibi tutup ellerini sıkıca, gözlerinin içine bakıp bakıp bıkmadan büyük bir merakla seni dinleyeceğim. Evet. Ah, bir ah çekesim geldi böyle derinden. Ta Tiananmen Meydanı'ndan 1900'lerin 80'ler 90'lardı galiba. Evet. Oradan aldım bazı yerleri. Bazen iskeleye gittin, doğduğun yere. Evet. Nenen, deden vardı. Ama masal değildi bunlar. Hep gerçekti, evet. Değil mi? Ve böyle lirik bir anlatım gibi döküldü dudaklarından şiirler. Evet. Ve biz geldik buralara. Evet. Nasıl böyle bir düşünceyle yazdın bunları? Bir ruh hali gerekir, değil mi? Şiirde her zaman etkilenirim. Mesela burada annemin hep içimde bir uhde kaldı. Ben yazmak istediğim şeyleri kitaba dönüştüremedim. Mesela burada o şiirde neler var? Neler dedemde, var? Deden var. Dedem var, annem var. Peki neydi başındaki bu ilk giriş sahne? O zaman TMT EOKA Savaş kendi, evet, içimizde. Ve babam aldığı görevler dolayısıyla beni... Evimize de bir saldırı oluyor. Beni dedemin yanına gönderiyor. Diyor ki artık sen dedenle beraber kalacaksın. Ve yaş? 3 yaşında ben. İşte aramızda 1 kilometre mesafe var ama Piyalepaşa'da dedemin yanında, dedemle nenemin yanında büyümeye başladım. Kız kardeşim annem de babamın yanında kaldı. Ben dedenle nenenin yanında kaldım. Başka birileri yok dedenle nenenin yanında. Yok başka birileri, işte teyzem vardı, evlendi falan. Bana dedem beni uyutmak için her gece masal anlatırdı. Ve dedem, ama büyük bir zenginlik de o. Çok büyük zenginlik katı bana. Ve hayal, insanın hayal dünyası gelişir. Çünkü dedem denizciydi. Dedemin işte geçmişte bir arkadaşıyla ortak olduğu bir gemisi vardı. Motor
motorlu bir yelkenli motorlu bir tekne. Balığa bunlar, falan çıkarlardı herhalde. Yok, bunlar ticaret yaparlardı. Ticaret yaparlardı. Bütün Orta Doğu'yu bana anlattı. Gittiği bütün limanları, işte Kral Faro, işte Mısır'ı, işte Filistin'deki savaşları, İsrail'i, Yahudileri, Hayfa'yı. Yani benim küçücük beynimde öyle bir zenginlik yarattı ki dedem, ben bugünün Turgay'ını orada buldum. Oradan. Evet. Bana o zenginliği geldi beynimin içerisine aktardı her gece masallarıyla. Doldurdu seni, donattı. Evet. 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 Dolayısıyla benim bugünkü sanat yaşamımdaki en büyük motivasyonum ve içinde bulunduğumuz belleğimde sakladığım her şey küçüklüğümdeki bu masallarla başladı. Bu zenginlik. Ama çok büyük bir zenginlikti benim için. Savaşlar, işte iç savaş, bu dönemin yaşadıkları. Annem sürekli işte babamı kaybedecek. O korkuna ağlardı giderdi sabahlara kadar gelmezdi babam falan. Görevliydi babanı. Babam polisti. Polisti. Polisti işte. Emniyet Müdürlüğü'nden emekli oldu Mausa Emniyet Müdürlüğü en son. O zamanlar işte böyle bir savaşın içerisinde büyüdük. O savaş her zaman beni etkiledi. Dolayısıyla daha sonra kazandığım toplumsal bilinç, okuduğum teorik bilgiler, işte evrensel tüm katkılar değerler. Ve değerler. Ben de işte bu şiirde mesela hepsini bulabilirsiniz. Ya ben yani, şeyi gördüm mesela orada. Sevgiyi de gördüm, özlemi evet. de gördüm. Tabii. Ta Çin vardı, Türkiye'de tabii. Atatürk vardı. Yani birçok bir yelpazeyi koydun bu masalın evet. içerisine. Yani bu ürünün sentezlenmiş şekli yani yaşanılan. Bir sentez var. Evet, orada bir sentez var. Evet. Duygulandırdın beni. Teşekkür ederim. Ama yani hep unuttuğumuz şeydir bu masallar. Televizyon çıktı, şimdi internet denen olay vardı ve insanlarımız evet. okumaktan uzaklaşıyorlar ve neneler ve dedeler bizlerin gelişiminde büyük etkisi olan varlıklarımızdı. Tabii. Masal anlatırlardı. Tabii. Ben de o masallar içerisinde büyüdüm. Her gün, her akşam rahmetli teyzem de annem, babam falan filan anlatırlardı ve bazen o masalı tekrar dinlemek isterdik ama hiçbir zaman aynı masal olmadı. Hep içine bir farklılıklar koyarlardı. Tabii. Çünkü anlık yaratımdı. Evet. Simultane gelişirdi bir şeyler tabii. ama insan gelişiminde de hayalleri koydu ortaya. Tabii. Yani şimdi bu hayallerimiz kalmadı değil mi? Şimdi internet çıktı, televizyon çıktı. Gece sabaha kadar çocuklar Facebook'tadır ya da internettedirler. Üretmek, o ürettiklerini kullanmak, zenginleşmek, okumak. Çok farklılaştı artık. Yani biz yeni bir nesil yaratırken sıkıntı çekeceğiz gibime gelir. Yeni bir nesil yaratacağız. İnşallah evet. sıkıntı çekmeyiz. Reşit'ten haber geldi toparlayalım diye. Çarçabuk geçti ama ben senin son sözlerin olmadan senin bir şiirini okumak isterim evet. yine. Sonra yavaş yavaş finale geliriz. Bu da diğer kitabından. Sevgilim Sabırla Örüyor Saçlarını evet. isimli şiirin. Çok hoşuma gitti bu. Evet. Bakayım senin gibi güzel aktarabilecek miyim? Sevgilim sabırla örüyor saçlarını. Çılgın akan zamanı sağaltır gibi inatla. Sevgilim sabırla örüyor saçlarını. Bir denizcinin ellerinde kalın bir halatı örer gibi. Her gün yaşayarak sırtına binen yükün ağırlığını sarılıyor kavgaya. Kah düşe kalka bulaşarak toza toprağa. Tırmanıyor dikenli patikalara, kah yürüyor tel örgüler üzerine inatla. Sevgilim sabırla örüyor saçlarını, örgütler gibi sabırla kitleleri. Onun sihirli ellerinde büyüyor kavga. Sevgilim kah koşuyor altın renkli başaklar arasında, sap oluyor, saman oluyor, arpa buğday oluyor, kah rüzgar oluyor, isyan oluyor gür sesi, aşıyor ovaları, dağları, denizleri. Sevgilim sabırla örüyor saçlarını, barışı örer gibi inatla. İnatla yaşamaya devam edeceğiz, üretmeye İnşallah. Devam edeceğiz, yaratmaya, yaşatmaya devam edeceğiz bu güzel dünyamızı ve insanlarımızı. Ve yaşamımız hep şiir içinde olsun sevgili dostum. Son sözlerini alayım senin.
Çok güzel, çok keyifli bir sohbetti. Neredeyse böyle bir anda geldi geçti. Teşekkür ederim bu imkanı verdiğin için. Dilerim ileriki zamanlarda da daha güzel toplantılar, sohbetler yaparız. Kesinlikle olacaktır. Bu ilk programı seninle yaptık ama bu son programımız olmayacak. Yıllar, zaman çok uzun ve biz bu uzunluklar içerisinde kendimize ayıracağımız kısa dönemlerimizde buluşacağız, sohbetlerimiz, şiirlerimiz ve belki bir gün Udun'la birlikte burada inşallah şarkılarını da dinleyeceğiz. Sevgili dostum, beni kırmadın, buraya kadar geldin. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sevgili dostlar, Yeni Bakış Web TV izleyicileri, bugün çok değerli bir dostumu, kadim dostumu, bir tıp doktorunu ama onun ötesinde bir sanatçı kimliği, kişiliği içerisinde olan yaratıcı bir kardeşimi, Turgay Akalın'ı konuk ettim. Haftaya kadar sanatla kalınız, sanatsız yaşamayınız. Hoşça kalın. Hoşça kalınız. Ve gündemi yeni bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adanın tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, adanın tarafsız gazetesi. Yeni Bakış Web TV, yeni neslin televizyon anlayışıyla web formatında yayınlarını sizlerle buluşturuyor. Zengin kadrosu ve tarafsız habercilik anlayışıyla haberden sanata, çevreden yaşama kadar toplumun nabzını tutan Yeni Bakış Web TV sizin sesiniz olmaya devam ediyor. Enerjini doğru kullan. Kullanmadığınız bilgisayarlarınızı bekleme konumunda bırakmayın. Prizden çekin. Böylece %10 oranında enerji tasarrufu sağlayacaksınız. Radyo, televizyon ve buna benzer cihazlarınızın ses seviyesi duyabileceğiniz düzeyde olmalı. Ses düzeyinin düşük olmasıyla enerji tasarrufu sağlayacaksınız. Bulaşık ve çamaşır makinelerinizi belirtilen kapasitenin üzerine çıkmadan çalıştırın. Böylelikle enerji tasarrufu sağlayacaksınız. Saç kurutma işlemini mümkün olduğu kadar havluyla yapın. Saç kurutma makinesi 10 dakikada 60 wattlık bir lambanın 3 saatte tükettiği kadar elektrik tüketiyor. Elektrik süpürgenizin torbasını sık sık boşaltın. Bu işlem süpürgenizin emme gücünü yükselteceğinden hem daha çabuk temizleyecek hem de enerji tasarrufu sağlayacaktır. Günlük yaşantınızda kullandığınız enerjiyi çok daha tasarruflu kullanmak elinizde. Enerjinle mutlu ol. Elektrik Mühendisleri Odası. Thank you.
Alo anne. Teyze sen misin? Evet. Teyze sakinim. Annemle babam. Kan kaybında. Ve gündemi yeni bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adının tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, adanın tarafsız gazetesi. Yeni Bakış Web TV, yeni neslin televizyon anlayışıyla web formatında yayınlarını sizlerle buluşturuyor. Zengin kadrosu ve tarafsız habercilik anlayışıyla haberden sanata, çevreden yaşama kadar toplumun nabzını tutan Yeni Bakış Web TV sizin sesiniz olmaya devam ediyor.
E-Devlet şifreni mi unuttun? Daha önceden sisteme cep telefonunu kaydedip doğrulatmış mıydın? Yeni şifrenin cep telefonuna kısa mesajla gönderilmesini isteyebilirsin. Cep telefonu numaranızla E-Devlet şifrenizi yenilemek artık çok daha kolay. Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Çıraklık Okulu'nda güzellik bölümü okuyorum. Hem öğreniyorum, hem meslek sahibi oluyorum. Kendi işimi kurarak geleceğimi garanti altına almak istiyorum. Gencim, mesleğim var. İşimi kurmak istiyorum diyorsan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yerel iş gücü istihdamını artırmak amacıyla genç girişimcileri teşvik ediyor. Kendi işini kurmak isteyen gençlere destek veriyor. Sen işini kur, primini biz ödeyelim. Günü ve gündemi yeni bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adının tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, adanın tarafsız gazetesi. Yeni Bakış Web TV, yeni neslin televizyon anlayışıyla web formatında yayınlarını sizlerle buluşturuyor. Zengin kadrosu ve tarafsız habercilik anlayışıyla haberden sanata, çevreden yaşama kadar toplumun nabzını tutan Yeni Bakış Web TV sizin sesiniz olmaya devam ediyor. Enerjini doğru kullan. Beyaz eşya alırken enerji verimliliğine dikkat edin. Örneğin A sınıfı bir buzdolabı yıllık ortalama 179 Türk lirası elektrik tüketirken A artı bir buzdolabı 156 Türk liralık, A artı artı ise sadece 73 Türk liralık elektrik tüketiyor. Tasarruf en kolay kazançtır. A artı artı ürünleri tercih et, hem sen hem ülken kazansın. Enerjinle mutlu ol. Elektrik Mühendisleri Odası. Firmamız 92 yılından beri imalat sektöründe faaliyet göstermektedir. Bu süre zarfında yaşadığımız en büyük sorunlardan biri de nitelikli yerli iş gücü bulmaktır. Nitelikli eleman bulmakta zorlanıyorum diyorsan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ekonominin ihtiyaç duyduğu meslek alanlarında nitelikli elemanların yetiştirilmesi için mesleki eğitim projelerine destek veriyor. Sen istihdam et, primini biz ödeyelim. Genç, zinde ve her şeyin farkında olmanın tadını çıkarıyorum. Hayatı öğreniyorum. Kazanmayı, kaybetmeyi. Doğayla iç içe olmayı, spor yapmayı ve arkadaşlarımla eğlenmeyi seviyorum. Dans etmeyi, güzel anlarımı paylaşmayı seviyorum. Ben
hayatı seviyorum ve uyuşturucuya hayır diyorum. Evlerimizde tütün ve tütün ürünü kullanma oranı %45. Pasif içiciler de risk altında. İçmeyenleri koruyalım. Çocuklarımız için sağlıklı gelecek dumansız bir hayattır. Dumansız hayatı destekleyin. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Günü ve gündemi yeni bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adının tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, Adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, Adanın tarafsız gazetesi. Yeni Bakış'la yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adanın tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, Adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, Adanın tarafsız gazetesi. Enerjini doğru kullan. Ampul alırken verdiğiniz parayı düşünmeyin. Standart bir floresan 20 Türk lirası,